formülü. Zaten Gauss toplam formülünü özellikle TRT'de ve AYT'de temel kavramlar konusunda bol bol kullanıyoruz. 1 artı 2 artı 3 artı lap 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 artı n eşittir n çarpı n artı 1 bölü 2 ile. Yani birden n'e kadar giden sayıların toplam formülü biz n çarpı n artı 1 bölü 2 olarak yazmıştık arkadaşlar. Zaten bunu biliyoruz. Örneğin birden n 20'ye kadar gidiyorsa 20 çarpı 21 bölü 2'den 210 çıkacaktır. Biraz uğraşmanızı bekliyorum. Arkadaşlar ben profesyonel olması açısından tabii 15 saniye bekliyorum. Sizler süreyi durdurup veya videoyu durdurup biraz daha uğraşabilirsiniz. Amacınız buradaki formüle ulaşmak olsun. Peki neden olmasın demişim. Yani birden n'e kadar giden sayıların toplam formülü n çarpı n artı 1 bölü 2'dir. Neden olmasın? Bakın bunu Gauss toplam formülü olarak şu şekilde açıklamış. Birden n'e kadar gidiyorsa bunu iki sıra olarak yazmış. Bakın 1 artı 2 artı 3 artı lap 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 artı n'e kadar gittiği için bunu tersten yazmış bir de. N azaltarak gitmiş bu defa. Bakın artı 1 eksiltmiş n eksi 1 artı lap 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 artı buraya da 1 gelmiş. Hepsi 1 azalınca 1'e kadar geldi. Bunları taraf tarafa toplayalım. Bakın hep elimize n artı 1 geldi. Bakın bir tane n artı 1 burada var. Artı bir tane n artı 1 burada var. Artı lap 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 artı en sonunda yine bir tane n artı 1 var. Burada önemli olan kaç tane n artı 1 oldu? Kaç tane terim sayısı kadar? Onu şuraya yazalım arkadaşlar. Terim sayısı kadar n artı 1 olacak. Peki terim sayısının formülü neydi? Hocam ben duyuyorum sizleri. Terim sayısı son terim arkadaşlar eksi ilk terim bölü artış miktarı artış miktarı artı 1'di. Bunu zaten temel kavramlarda kullanıyor idik. O zaman buradaki terim sayısı zaten direkt olarak burada n ama yine de hani bazı soru tiplerinde n olduğunu göremezsiniz. Yani n artı 1'den n tane var. Peki 2'ye niye bölüyoruz? Çünkü iki sıranın toplam formülü burada. Yani bir bu sırayı bulmuş oluyorsunuz bir de bu sırayı. Ama bana tek sıranın toplamı sorulduğu için arkadaşlar demek ki diyorum ki 1'den n'e kadar giden sayıların toplamı lap 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 artı n eşittir n çarpı n artı 1 bölü 2 formülüyle bulunabilir. Formülü nereden kaynaklandığını sizlere anlatmaya çalıştım. Peki hocam tek sayıların toplam formülü nedir diye soruyor. Yani 1 artı 3 artı 5 artı lap 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 2n eksi 1'e kadar gidiyorsa bunu da n kare olarak bize vermişler. Ama neden? Şundan dolayı yine aynı mantıkla bakın iki sıra olarak yazıyorum bunu. 1 artı 3 artı 5 artı lap 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 artı 2n eksi 1'i tersten yazıyorum bu defa gençler. Yani 2n eksi 1'i buraya yazıyorum. 1, 2 eksi, 2'şer 2'şer eksi var ya buraya 2n eksi 3'e yazıyorum yine. Lap lap tabii şurada artı var. Bunlar toplanacak. Artı lap lap artı burada artık en son 1'e kadar gelecek. Bunları taraf tarafa topladığınız zaman şöyle toplayalım. Renkli kalemle. Bakın toplayın 2n eksi 1 artı 1 götürecek. Burada 2n gelecek. Artı yine ikinci kısımdan da 2n gelecek. Artı lap 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 en sonunda yine 2n gelecek. Peki kaç tane 2n vardır terim sayısı kadar? O zaman yazıyorum. Diyorum ki terim sayısı son terim. Bakın yazıyorum. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı ikişer ikişer gidiyor. Artı bir tane. Bunu düzenleyelim gençler. Görelim bunun ne olduğunu. Eksi 1 ile artı eksi 1'ler bakın şöyle yani 2n eksi 2 artı 2 yapacak ya paylaştığınız zaman. Basamak atlamayalım. Hocam dediniz duyuyorum. Bravo. Eksi 2 ile artı 2 birbirini cırt cırt götürecek. İkiler de sadeleşecek burada. N tane. Bakın n tane. Demek ki bu arkadaşımızda n tane 2n varmış. Yazıyorum o zaman. 2n çarpı n bölü 2 yazıyorum yine. Neden? Çünkü 2 sıra var orada. Dikkat ederseniz 2'den. İkiler birbirini götürecek burada. Cırt cırttan n kare olacak. Demek ki diyoruz. Ne diyoruz burada artık? Birden yani 1 artı 3 artı 5 artı lap 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 artı 2n eksi 1'e kadar gelen sayıların formülü n kare olarak bulunurmuş. Bakın bunu da ne yapmış oldunuz? Öğrenmiş oldunuz arkadaşlar. Peki çift sayılar olursa peki bu var ne yapar? Yani 2 artı 4 artı 6 artı lap 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 artı 2n şeklinde ise bu da n çarpı n artı 1 formülüyle bulunur ama neden? Değil mi? Neden? Yine aynı mantıkta 2 artı 4 artı 6 artı lap 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 artı 2n aynen yazıyorum.
Sondan başlıyorum. 2n artı 2 eksiltiyorum. Hatta ikişer ikişer gidiyor gibi ya. 2n eksi 2 artı lap 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 artı yine burada en son 2'ye kadar gelmiş olursunuz. Bunları şimdi taraf tarafa topluyorum yine. Arkadaşlar 2n artı 2 geliyor bakın farkındaysanız. Buradan 2n artı 2 birinci terimlerden dolayı artı ikinci terimlerden dolayı 2n artı 2 geliyor. Artı lap 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 en son yine 2n artı 2 gelecek. Peki kaç tane 2n artı 2 vardır terim sayısı kadar? Bunda terim sayısı aslında burada yine gözüküyor ama bakın farkındaysanız ben hem konuyu hatırlatmış oluyorum. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı bir tane yani 2n eksi 2 artı 2 bölü 2'den 2'ler birini götürecek. Burada eksi 2 ile artı 2 cırt cırt. Buradaki 2'leri sadeleşecek. N tane. Zaten N tane olduğunu görüyoruz. Çünkü alt 2'den 2'ye kadar gidiyorsa çift sayılar N tane diyebilirsiniz burada. Artık diyoruz ki formülümüze 2N kırmızı kalemle yap Nevzat. 2N artı 2'den N tane var. Fakat 2'ye böleceksiniz. Neden 2'ye böleceksiniz diye yine sorayım. Hep soruyorum. Çünkü iki sıranın toplamını da bulmuş oluyorsunuz. Buradan arkadaşlar şu ifadeyi iki parantezine aldığım zaman n artı 1 çarpı n bölü 2 gelecek. Burada ikiler birbirini götürür cırt cırt. Ne kaldı o zaman bakalım şimdi. Demek ki 2'den 2 artı 4 artı 6 artı lap 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 artı 2n'e kadar giden sayıların toplam formülü n çarpı n artı 1 bölü 2 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Böylece